Maslahatın varsa anlat da bilelim ha. Ben bu deli saçması işten çok sıkıldım. O zaman beni iyi dinle Bakır. İç ettiğin partinin paralarını geri isteyem. Hem de 48 saat içinde isteyem ha. Kulaksız. Ortada yanlışlık var. Yanlış anlıyorsun beni. Sözümü kesme dinle. 48 saat
49 saat olursa var ya... Aha bu mor kazaklıyla senin önce kulaklarınızı keserim. Sonra canınızı alırım. Anladın? Anladım. Biraz koordineli çalışacağım. Bakın, bunun faydasını sen de görürsün ha. Yoksa ne kadar ciddi olduğumu gördün. Ne? Hoş geldiniz Muzaffer. Teşekkürler. Ne oluyor Muzaffer? Kız öldü. Ne? Öldü işte, anladın? Ne diyorsun sen Muzaffer? Öldü işte, yapacak bir şey yok. Kız nasıl öldü Muzaffer? Gözdağı versinler dedin, unuttun mu? Canını yaksınlar dedin. O salaklar da biraz abartmışlar. Başına soracak halim yoktu ya. Lan bu nasıl bir gözdağıdır lan? Bu nasıl bir gözdağıdır be adam? Bu pis iş senin pis işin değil. Unutma. Cesedi uzak bir yere attılar. Kimsenin bir ipucu bulması mümkün değil. Şimdi sakin ol. Adam gibi yaptığın şeyin neticesine katlan. Neyin neticesi lan bu? Kızı ben mi öldürdüm oğlum? Neyin neticesi bu? He? Talimatı sen vermedin mi? Yoksa benim o kıza ne işim olurdu? İki dakika delikanlı lan. Soğukkanlı olur da ortalığın yatışmasını beklersen kimseye bir şey olmaz. Her şey eskisi gibi. Ama bana eşkir, bana çamur atmaya kalkarsan ben önce seni o çamurda boğar, sonra bildiğim her şeyi kusarım. Anladın? Tamam. Uyuyor. Bırakın iyice dinlensin. Arkadaşlara da talimat verildi. Sürekli kontrol edilecek. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Mahmut. Emret komutanım. Sen burada kal, ayrılma bir tarafa ula. Emredersin komutanım. Ben de gidip Hakan Asteğmen'i bir arayayım. O çocukları bölük pörçük bıraktık öyle. Emredersin komutanım. Şu ağlamayı da kes ula, çocuk gibi zırıl zırıl. Oğlan uyanır, görür mörür, yeter de. Emredersin komutan. En pisi de ne biliyor musun memur? İnsan elinden bir şey gelmiyor ya. Ne diyeceksin şimdi Osman Kanat'a? Geçer komutanım, Allah daha beterinden saklasın mı diyeceksin? Ne diyeceksin babam ya? Ya bu ne kötü bir şey be abi. Allah kimsenin başına vermesin. Ne zaman nişanlanmışlardı peki? Ya daha yılına varmadıydı ya. Evleneceklerdi. Lan dünya. Ulan kavanoz kışlı dünya. Adaletin bu mu lan? Bu mu lan? Daha Sarı Hoca'nın yası bitmeden şimdi de bu. Neyse, biz sakin olalım en azından arkadaşlar. Osman komutan için bir şey yapamayız belki ama moralini olumlu yönde etkiler belki. Yemişim moralini. Ne morali lan? Lan var ya, ben ceset toplamaktan, ölüm duymaktan, ölümden bahsetmekten yoruldum abi. Yemin ediyorum yoruldum. Değil mi öyle çavuşum ya? Hem çavuş böyle derse biz ne yapalım? Ne çavuşu lan? Ben turist rehberiyim abicim, turist rehberi. Daha 21 yaşında adamım lan ben.
Bazen dayanamıyorum abi. Ben gidebilir miyim çavuşum? Gidemezsin. Allah Allah. Hani niye sinirleniyorsun ki şimdi? Lan oğlum sen ne kıl adamsın lan? Harbiden lan. Bana böyle ikizim gibisin. Bana o kadar benziyorsun. Yine de kılsın böyle. Kıl yumağı gibisin. Hayret bir şey ya. Ya koğuşa gideceğim dedim çavuşum. Ne var bunda? Lan şurada timce toplanmışız. Bir şey konuşuyoruz. Bir şey paylaşıyoruz değil mi? Sen ne ayrı kutu adamsın lan? Fatih. Hakikaten ayıp oluyor devre. Bir sizin mi derdiniz var lan? Ne diyorsunuz? Ölünmüş. Keşke ben de geberip gitseydim. Yaşamak çok mümkün sanki anasını satayım. Ha, her şey de hep sizin başınıza geliyor zaten değil mi? Bağırma lan! Bana bak. Senin hapını Osman kanat iç etti. Sen koğuşta ateş ettin. Durali Başçavuş bunu görmezden geldi. Şimdi orada durup da insanlara ahkam kesme. Senin ağzına vuranı karım lan! Ya sen Allah aşkına bir delirme ya! Çeliktepe'de bir arkadaş edinirim dedim ama olmadı. Defolup gidelim Seyfi. Bu rezillik, bu gerilik midemi bulandırıyor be. Ne lan bu arasını satayım? Önce kalkan öbürünü daha kaldırıyor. Abi bırak da yükü tutup öyle gitmek lazım abi. Benim yüküm belli Seyfi. Benim yüküm belli. Şu ağa kızı bir iyilesin. Benim yüküm o. Ben bu dünyada başka hiçbir şey istemiyorum. Parayı nereden bulacağız abi? Adam 48 saat dedi üstelik. Bakacağız. Bu dünyada madenciler, taşçılar boşuna mı çalışıyorlar? Elbet bir yardım yapacaklar. Berat. Berat Merat. Artık kimin sırtı kalınsa semeri üstüne koyacağız. Sakin bir yer bulalım da şu üstümüzü başımızı bir düzeltelim ha. Necdam'ın toprağı kurumadan yanımı öldürdüler. Ya suçu neydi? Günahı neydi bilen yok ya. Hani bir çiçeği kopartır gibi kopartırlar kızcağızı. Daha gün görmemiş bacım ya. Baba de sen içeride doktor bir kifel çökmüş. Şur kaybolmuş. Anam evde öyle feryat bir kan ağlıyor. Ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım? Neden? Topla kendini. Ayağa kalk. Bak ben şimdi eve gideceğim. Deniz'e, annene bakacağım. Onları merak etme, tamam mı? Sen de babanın yanında kal. Tamam mı? Ethem sana diyorum, tamam mı? Ayağa kalk.
yasını beklet. Tamam mı? Topla aileni yeter. Ailemi kaldı yeter ya, ailemi kaldı ya. Bana bak. Bana bak. Annen var, baban var. Deniz var. Ben varım. Biz aile değil miyiz Ethem? Tamam. Ben şimdi eve gidiyorum. Telefonun açık olsun. Tamam. Komutanım. Uyuyor musun? Başçavuş beni bıraktı. Dedi, Osman komutanı seni sever. Sen burada kal. Kuş uçurtma dedi. Biz de onu severiz diyemedik tabii. Neticede komutandır. Öyle al takke ver külah konuşulmaz. Değil mi ama? Ben sana uyandığında ne diyeceğim be komutanım? Ben sana ne söyleyeceğim? Felek, iki günlük dünyayı sana çok mu gördü diyeceğim? Ne konuşacağım? Ben derdim, sana bir şey olmasın. Turali Başçavuş, Osman komutan seni sever dedi. Ben bilmiyor muyum ya? Ha? Ben bilmiyor muyum ya? Eve gönderdiğim 3.35 paranın üzerine katıp da gönderdiğini ben bilmiyor muyum ya? Ben senin adamlığını, arkadaşlığını, yüreğinin kalibresini bilmiyor muyum ya? Hatta hanımla şakalaştırdık. Tezkereyi alayım. İki çocuk kalacak değiliz ya. Allah verir de oğlan olursa. Adını da Osman koyarız derdim. O da mahcup. Allah onlara da verir derdi. Vallahi biz sizden bekliyorduk ya. Bizim yerli ağanın kızı evlenir.
çocukları olur. Bizim de yeğenlerimiz olur diyorduk. Ben şimdi sana ne diyeceğim komutan? Sen uyandın da ben sana ne konuşacağım? Karar öldü. Giden gitti. Ben sağ kalan nasıl avutacağım ya? Ben bilmiyorum ki. Uyuyor mu? Uyuyor komutan. Aman doktorum. Uyuyor. Bırakalım da uyusun ya. Bırakalım da uyusun. Sen ona kuvvet ver. İbrahim'e söyle. İbrahim'e söyle, İbrahim'e söyle. Allah sen bana kuvvet ver ya Rabbi. Sen bana kuvvet ver. İbrahim'e söylemem lazım. İbrahim. Hadi güle güle, güle güle. Babana selam söyle olur mu? Yine bekleriz. Hadi arada bir kahveye gelemezsin. Söyleyeyim ben, var. Hadi bakalım. Ay, 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 ay. Fatma! Ne oldu be? Ne oldu? Ne oldu be? Diye versene. İbrahim. İbrahim, Nihan. Ne olmuş Nihan'a? Gelinimiz Nihan, İbrahim. Ölmüş. Öldürülmüş. Ne oldu sana? Nasıl yani? Hiçbir şey olmadı. Hem bana bir şey olmaz. Biz çelikten yapılmışız. Ha? Hadi bitir şunu. İçmeyeceğim. Hep böyle kalacağım değil. Nasıl? İşte böyle. Yatağa bağımlı. Sebze gibi. Yürüyemeyeceğim, kalkamayacağım. Saçmalama. Her geçen gün daha iyiye gidiyorsun. Süratle iyileşiyorsun. Hem doktor da aynı şeyi söylüyor. Yalan söyleme. İşte geldi. İnanmıyorsan kendin sorarsın. Abi. Seyfi. Hani gömlek getirecektin? Abi bunu bilmen lazım abi. Neyi bilmem lazım oğlum? Abi. Mürsel Han'ın kızı. Nihan. Öldürülmüş abi. Sus lan. Kız duyacak. Nasıl olmuş? Kırsalda cesedini bulmuşlar. Polis, jandarma hepsi iz üstündeymiş abi. Kim yapmış belli mi? Örgüt işi mi? Bilen yok. Tuhaf abi. Vah 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 vah. Uzman ne yapmış? Bilmiyorum abi. Zehrin içine döküyor kızım. Allah sabrını vere. Sağ ol.
Ben bakarım. İlaç getirecekler birazdan. İğne de yapacağım size. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Ben denize bakayım. Ethem'i alacaksın. Götür onu buralardan. Katiyen dönmezsin bir daha buraya. Ana ocağı, baba toprağı demesin. Geçsin dönmesin bir daha. Çoluğuna çocuğuna bahsetmesin. Bu evin adını anmasın. Bu kara yazılı baktı bağlı anasını, basiretsiz babasını anmasın. Geçsin. Götür onu, kurtar. Bari onu kurtar. O da başını alıp da iki bacısının yanına kara toprağa gitmesin. Neden gitti? Canım bak. Bana mı kızdı? Sana mı? Sana niye kızsın? Olur mu öyle şey? Ben onun hocalarını birazcık kullandım. Tırnaklarımı birazcık boyadım. Ama kızmasın. Nenem ağlamasın. Nihan geri gelsin. Gel kucağım, gel. Gel biz hazırlanabilirim hadi. Tamam koca baba. Hemen uçağa gidiveriyorum ben. Hı. İki kişi teyare. Antalya, Ankara fark eden mi buradan yoksa? Oğlum en yakın yerden nerede bulursun orada alıp geliver. Hadi hadi durma hadi fırla. Tamam koca baba hemen gittim ben. Hadi bakayım. Reza, kolonya ister misin birazdan? Yok istemem kızım istemem. Fatma doktor getirtir verir mi? İstemeyim doktor İmrahim, istemeyim. Osman'a ne diyeceğiz, ben onu düşüneyim. Onu düşüneyim. Dur sen şey yapma şimdi, oraya bir gidiverelim de orada düşünüveriz Fatma. Bak ben bilet aldırıvereyim hadi. Hazırlanıverip gidivereceğiz şimdi. Olacak şey değil Seyfi ya. Olacak şey değil. Ya kim yapar bunu? Yakında kokusu çıkar abi. Ulan ilçede neler olup bitiyor hiçbir şeyden haberimiz yok ha. Bana bak. Necla'nın bundan haberi olmayacak. Anladın? Bilmeyecek. Yandan konuşmayız abi. Neyse. Bakalım bunun Berat'ından para kopartabilecek miyiz? Ömer,
Araba yok mu Muzaffer? Merhaba, merhaba. Acelem var galiba. Heh, öyledir biraz. Bu ikisi ne iş çeviriyor böyle? Para işidir abi. Oğlum para işi künefe işi. Hiç künefe yemiş adam ifadesi vardır suratında. Yok vallahi abi. Neyse anlayacağız bakalım hadi. En erken iki gün sonra bilet bulabildim Berat Bey. Early'den nasıl aktarmalı olacak? İyi, iki günde anca hazırlanırım zaten. Tamam. Berat Bey. Ne oluyor öyle, kapı mapı da çalmıyoruz artık. Bakıyorum da. O kadar samimiyetimiz olsun artık. Bir kahve söyle de içelim. Sen çık kızım sen. Ne oluyor? Hızlı girelim. Para lazım. Aynı hızla da çıkalım o zaman. Para mara yok. Ne parası? Neden bana var gibi geliyor? Sana öyle gelmiş Bakır. Yok para. Berat, ben şaka kaldıracak durumda değilim. Anladın? Burada işler senin istediğin gibi değil, benim istediğim gibi yürüyor. O yüzden adına kesilene razı ol, kesenin ağzını aç, kahvemizi içip gidelim. Ne parası oğlum ya? Ne parası çakalla? Para mara yok. Benim işim başımdan aşkın zaten. Hadi gidin buradan. Yürü! Senin ne derdin varmış ki? He? Hayrola? Bir yere mi gidiyorsun? Halis, ben burada yatamam abi. Benim karakola gitmem lazım. Osman, dinlen abi biraz ya. Gözünü seveyim, yat şuraya. Hadi. Osman, iyice dinlen olur mu? Hadi bak. Hadi. Mahmut. Emret komutan. Bana su getirsene. Emredersin komutan. Oradan değil. Dışarıda. Emredersin komutan. Halis. Söyle de ben. Kim? Bilmiyoruz abi. Araştırıyoruz. Biz de, polis de, herkes çalışıyor. Emin misin? Osman, senden böyle bir şey saklamam. Buna emin ol. Sen benden bir şey saklamazsın. Ama bunu saklarsın Halis. O adamı bana bul. Ben onu bulurum. Ama bu iş çabuk bitsin. Bana o adamı bul. Gir. Bu deli gene tutturmuş ben gideceğim karakola diye. Mahmut mu aradı? Mahmut aradı, ardından Halis de aradı. Dedi ki burayı gardı gattı birbirine ben gideceğim diye. Ne yapsak Aslı'yım, albay mı arasak ya? Yok ya, bence gelsin. Gelsin mi? İyi de gelip ne yapacak burada Osman Aslı'yım ya? Ya memleketine gidemiyor, kayınpederinin evinde kalamıyor. Burada rahat ediyor çocuk. Gelsin işte, biz de buradayız. Gerçi doğru diyorsun ya. Kabus ula, tam kabus. En koyu kabus da Osman'ın kabusu. Ya alacak şey değil ya. Polis failler hakkında bir şey söyledi mi? Bulmuşlar mı acaba? Yok. Akşam üzeri komiserle görüştüm. Yok, adamlar işini biliyormuş falan filan dedi işte, o kadar. Ula dua edelim de Osman'dan önce bulsunlar o kim yaptıysa bu işi. Yoksa yeminle söylerim Osman kan döker ha. Vallahi inşallah bulurlar başçavuş. İnşallah. Ne yapıyoruz şimdi? Ben çocuklardan birkaçını alayım. Gideyim getireyim Osman'ı. Yapacak bir şey yok. Ben gitseydim Aslı'yım hanım. Yok yok, giderim ben ya. Gerçi doğru diyorsun ya. Sen gitmen iyi olur. Ben böyle durumlarda iki lafı bir araya getiremiyorum. Ha böyle tutulup kalıyorum ya. Ya
bu durumlar lafın bittiği durumlar başçavuşum. Hepimiz aynı durumdayız. Ne diyeceksin ki? Taner! Sizi istiyor. Beyefendi, sizi istiyor. Babam. Yeter. Oğlum. Yanıma otur canım. Benim elim kımıldamıyor yeter. Eliyi ver bana. Eğer huzurlu yaşayıp huzurlu ölmek ne büyük saadetmiş. Allah gecinden versin öyle söyleme baba ya. Ya ben bunu beceremedim. Beceremedim ben bunu. Kurşun gibi, ağ gibi çöktü içime. Evlat acısından daha acı ne var dünyada? O açıp da verdi felek. Dünya olsa, daha olsa dayanmaz. Baba, baba yorma kendini. Ne olur bunlarla yorma kendini. Kurban olayım ya. Sen hep haklıydın adam. Ben aptal bir adam. Sizleri tutamadım. Başımın altına koyup da koruyamadım. Muhafaza edemedim sizleri. Böyle düşünme baba, ne olur. Nihal. Ne işte. Sen. Ha bu küçük deniz. Baba. Baba. Baba, baba. Baba. Doktor. Doktor. Deymiş. Zurna gibi herif. Gören oldu. Yok abi de biz bu herifi niye aldık abi? Berat'la bir işler karıştırıyorlarmış. Ne olduğunu anlamamız lazım. Taşın içeri. Tamam. Gel lan. Seyfi, şu benim muştumu ver bakayım. Ne yapıyorsun lan sen? Eşkıyalar! Öldünüz. Bittiniz oğlum siz. Bana bak Muzo. Şu Berat itiyle neler karıştırıyorsunuz bana bir anlatacaksın. He? Berat mı? Ne Berat? Ne diyorsun lan sen? Berat diyorum işte. Bana bak Muzo. Ya tatlı tatlı masalcı nene olup bana her şeyi noktası virgülünü atlamadan anlatacaksan ya da buradan cesedin çıkacak. O gözünle kulağın, ağzınla burnun yer değiştirecek. Anladın mı beni? Ha? Ne diyorsun lan sen? Bırakın beni. Ne anlatacağım ben size? Muzo. Şu Berat itiyle neler karıştırıyorsun onu anlatacaksan bana. İş. Sadece iş. Benden borç aldı, ortak olduk. Sadece iş. İş. Duydun mu Seyfi? Ortak olmuşlar. Sadece iş diyor ya. Ha?
Bana bak Muzo. Benim sabaha kadar vaktim var. Anladın? Sabaha kadar. Her soru bir puan. He? Anladın? Sen şu ortaklığı bir kere daha düşün istiyorsan. Kardeşler konuşurlar. Şu avluda Müge'nin gözlerinin içine bakıp kendi ellerimle çektim tetiği. Nasıl bir şey olduğunu biliyorum Osman. Ama siz, sen, Dur Ali Başçavuş, bütün arkadaşlar kale gibi durdunuz arkamda. İnsan acıya bile sevilerek dayanıyor Osman. Muhabbetle dayanıyor. Biz seni kaybetmek istemiyoruz. Senin acın bizim acımız. Bunu böyle bil. Sebep oldu. Genç avukatın cesedi bu sabah kırsal alanda tesadüfen bulunurken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma... Nihan Tekintaş henüz 24 yaşındaydı. Genç avukatın cenazesi yarın toprağa verilecek. Osman'a gidince ne diyeceğiz biz? Bilmiyorum Fatma, bilmiyorum. Gözünü seveyim, bilmiyorum ya. Ah kadersiz oğlum benim, ah Yiğit aslanım. Başına bunlar da mı geleceğini? Getirdim kocanım. Sağ ol oğlum. Ben de mi sizle gelseydim, ha? Hiç işim el vermiyor böyle. Ya yok evladım, sen burada kalıver be, değil mi? Dükkana kim bakacak? Sen burada kal. Hey. Osman'a çok selam söyleyin kocana. Kardeşin de çok üzüldü diye verin. Siz yola çıkın da.
Ben şöyle yüzümden bir Yasin okuyuvereyim. Oku oğlum, oku. Allah kabul eder. Sen temiz kalplisindir. Okuyuve çocuğum. İnşallah, inşallah kocuğum. Biletleri alıverdin mi ya? Verdim, verdim. Ha. Burada, verdim sende. Ha, geldi. Hadi bakalım. Haydi bakın, haydi bakın. Haydi bakın, hayırlı yolculuklar. Hadi, hadi kocuğum. Hadi ya. Hayırlı yolculuklar. Hadi, hadi. Sen, dur. Gel. Hadi selametle. Dükkana iyi bakıver ha. Ha tamam. Gözün arkada kalmasın. Hadi bakın. Hadi bakın. Benim zamanım çok. Gerisini sen düşün Musa. He? Abi. Benden aradılar abi. Nedir ya? Sen istiyor abi. O zaman madem konuşmayacak, he, şu temizliğimizi yapalım, bir an önce evimize gidelim. He? Tabii abi. Dur, dur. Benden para aldı. Mursal'a kaçın. Başka. Dur. Şu avukat kızla ilgiliyim. Ya niye taksit taksit konuşuyorsun? Zamanım yok benim. Konuşsana. Kızı korkutun dedi. Kıza gözdağı verin dedi. Ama kız öldü. Öldü. Berat yüzünden. Berat yaptı. Bingo. Evet, her şeyi öğrenmek istiyorum. Ha, bütün detayları anlatacaksın ha. Hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Başucum ne oldu? Daha ne olsun Aslı'nın şuna baksana ya. Ya sen konuş hadi başucum ya. Şimdi ikimiz girmeyelim. Hadi. Hadi hadi. Osman, ne yapıyorsun? Tıraş oluyorum komutanım. Sabahları zor olmuyor da. Osman, bak ne diyeceğim. Hakan Asteğmen iznini yazdı. Zaten Hüsamettin baba da gitsin deyip duruyor. Yani baban da özlemiştir ula seni. He? Şöyle birkaç gün gitsen ya memleketine, bir kafanı dinlesen. Bir orada takılsan biraz. Biz, ben burada 25 tane ayı boğanız ya. Sen ne duracaksın burada ya? Gidip biraz dinlensene. Yok komutanım. Ben bir yere gidemem. Hakan Asteğmen de gelir seninle. Beraber gidersiniz. İki gün orada tatil edersiniz birlikte. O da dinlenir, sen de dinlenirsin. İki gün ya, gelirsin gene sonra, he? Komutanım, ben bir yere gidemem. Osman,
Oğlum, açıkça söylemek gerekirse... korkuyorum biraz ben ya. Yani... senin durumun, gidişatın... ne bileyim, ben seni hiç... Ben duramam. Çünkü durursam... düşerim komutanım. Allah Allah! Muharrem, listeler hazır mı abi? Tamamdır çavuşum, eksik yok. İki tane ilave nöbet vardı, onu da kattım. Tamam. Rahat! Hazır ol! Havada bugün çok soğuk ha? Şşş, sessiz ol. Nasıl iş ya? Oğlum ben böyle bir şey görmedim ha. Boşuna demiyorlar oğlum bana Osman Kanat diyor. Boşuna demiyorlar. İçtimanı alacaksın başçavuşum. Yapacak bir şey yok. İyi de öğlene cenazesi var bunun ya. Delirdi mi nedir ya? Hadi seni bekliyorlar başçavuşum. Allah Allah. Dikkat! Çelik Tepe Karakolu 17 er ve bir uzman jandarma ile emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Necla, bu durumda oraya gitmen çok saçma. Bakarım. Gitmem lazım. Ya Necla bak, aylardır ben seni insanlardan kaçırmak için köşe kapmaca oynuyorum ha. Ya seni biri orada tanırsa, hepsi üzerimize gelir. Bunun askeri var, jandarması var, polisi var, örgütü var. Bakır. Benim... Nihan'a uğurlamam lazım. Anladın. Gerisi umurumda bile değil. Tamam. Tamam. Bakacağız bir çaresine. Bakacağız. Nereye? Thank you.
Yapılacak bir işim var. Hemen gelirim. Hadi gidelim Seyfe. O bilet umarım bugüne değildir. O iti elimizden kaçırırsak yanarız. Hemen gidelim abi. Randevu diye bir şey duymadınız mı siz? Randevu? Duydun mu Seyfi? Randevu. Kelimedeki o Fransız tınısını duydun değil. Randevu. Basın gidin. Hiç havamda değilim. Hadi. Konuşalım biraz. Güvenlik. Çocuklar. Ne o, cenazeye mi gidiyorsun? Ha? Seni hiç ilgilendirmez. Sen hep öldürdüklerini böyle gömer misin? Ben hiç yapmam. Çok ayıp. Ne demek istiyorsun sen Bakır? He? Muzaffer, toprağı bol olsun. Zatüre'den ölmeden önce benim kulağıma bir şeyler fısıldadı. Allah belanı versin senin Bakır. Sen nasıl bir adamsın ya? Sana söylediğim miktar için bana 48 saat vermişlerdi. Ben sana 24 saat veriyorum. Bu süre içerisinde o parayı getirdin, getirdin, getirmedin. Muzaffer'in bana fısıldadığı her şeyi emniyetin girişindeki panoya asarım. Anladın? Hadi biz arabamızı çekelim. Bir dahakine randevu alırız. Hadi siz dedeniz, al içeri girin, hadi içeri girin siz. Tamam Mete. Azıcık otur, biraz hava al. Hiçbir şey yemedin zaten. Ama sen burada kal. Deniz'i al içeri gir, benim cenaze için ilgilenmem lazım. Tamam. Sen Deniz'i merak etme, tamam mı? Baban nasıl oldu? Hiç kımıldamadı adam ya. Sabah kadar inledi durdu herif. Şimdi ben morga gideceğim. Çok zor. Çok zor Ethem. Morga, morga nihane almaya gideceğim ya. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Gencece kız gitti ya. Tamam gidin. İyi misin? Nasıl şaşırdı gördün değil. Vallahi panikledi abi. Adam diktin mi? Düğmeye çalışırız, haberimiz olsun. Diktim abi. Ya, muhakkak cenazeye katılması lazım abi. Yoksa dikkat çeker.
Bakalım biz nasıl katılacağız. Neyse. Parayı bulduk ya, önemli olan o. Kulakları kurtardık Seyfi. kimin yaptığına dair bir bilgi vardır. Yok, orası biraz karışık hava. Ya Bakır? Bakır zaten bizim elimizde de. Başka? Bu kız önüne gelen davayalıymış. Ondan dolayı düşmanlık olmuş olabilir değiller. Enteresan. Yani aşırı enteresan ha. Peki uzman ne yapayım? Bir bilgi vardır. Bilmiyorum ki. Nişanlısı ölmüş bir adam ne yapar? Ne yapar? Adamı bileği taşına sürerler, cilet gibi olur ha. Sado, cilet dedim de, ya bizim tıraş bıçağımız kaldı. Kesin öleceğim. Aç ayakları. Vallahi emin olma, benim şafağa iki haneli kaldı. Ben böyle koştuğumu hatırlamıyorum ha. Ama yorulduk ya. Ya Sait bile yoruldu ya. Çavuşum ölüyoruz ya. Yalnız komutan bakıyor beyler. Ya komutan bir yere gitmeyecek miydi abi? Keşke biz hep koşsak da o hiçbir yere gitmese. Onun gittiği yer değildir Kamil. Ulan haşadını çıkardı çocukların ya. Ya onlar da meselenin farkında işte. Öğlen oldu Aslıyım Hanım. Ben gidip şuna söyleyeyim. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لم تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر Gelinlik giymeden kefen giydi güzel gelinim benim. Karabahtlı kızım. Kara yazgılı güzel kızım benim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakır! Beni oraya götür. Delirdin mi Necla? Herkes orada. Asker, yeşil tipler hepsi orada. Ben zaten ölüyüm. Benim mezarım orada. Kardeşimi son bir kez görmek istiyorum. Beni oraya götür. Saçmalama Necla, olmaz. Bakır, beni oraya götür. Necla, beni delirtme.
Mantıklı o biraz. Necla? Sen yaşıyorsun. Beyefendi, burada görecek bir şey yok. Hadi. Necla? Beyefendi, Berat. Dinle beni. Sana burada görecek bir şey yok dedim. Hadi. Şimdi ödeştik işte Bakır. Muzaffer'in söylediklerini bir ötersen, aynı dakika ben de Necla'yı öterim. O zaman da hepsi çullanır üstüne. Başta da Osman. Polisler, özel harekat, örgüt, mörgüt, ne var ne yok. Yeter. İşte o zaman hayal olur senin için Necla, hayal. Sen en iyisi mi Muzan'ın dediği her şeyi bir an önce unut. Çıkar kafandan gitsin. Hı? Bak oraya. Aşk acısı çok kötü bir şeydir Bakır. Sana hiç tavsiye etmem. Çok kötü. Sen öldürdün asker. İki kızımı da kara toprağın altına soktun. Dilerim senin de. Acın büyüktü Nur. Yasını anlıyorum. Ama şurada nişanlısını defneden adama birazcık hürmetin olsun değil mi? Hadi evine git. Osman'ım. Kuzum. Sana hadi kalk gidelim oğlum diyemem. Ama sen desen ki Osman'ım. Ana ben burada 40 yıl kalacağım. Ben de seninle kalacağım Osman'ım. Yiğit oğlum benim. Kuzum, kuzum. Sana söyledim. Bin kez söyledim sana. Kendini öldürtmek mi istiyorsun ha? Bak gördü bizi o şerefsiz. Evet. Ölmek istiyorum ben. Ölmek istiyorum. Ah Necla, ah, ah. Lanet olsun. Seyfi. Kaybolma ortadan. Sakın ha. Gün o gündür aslanım. He? Ya herro ya merro. Anladın? Ah! Gir. Ya ufak defekt olsa bir şeyler yeseydiniz böyle acacı olmaz ki abicim ya. Sağ ol, sağ ol evladım. Halimiz yok ki. Sağ ol. Fatma teyze. Şimdi Osman'ın izin içinde bir sorun yok. Ama kendisi böyle istedi. Ah bilmem oğul, inattır o, inat. İşin fenası ne biliyorsun oğul? İşin fenası, o garibana düşman, ben ona düşman. Onun kızı olayıyorsa,
Benim de gelinim olayı o bugüne bugün. Birbirimize sarılıp ağlayamadık oğlum. Niye biliyor musun? Araya kan girdi, kan. İki dünür cenazede bile birbirine yardım edemeyeceksem. Ne zaman edecek? Ha? Edemiyor işte. Bu ne biçim nifaktır? Bu ne biçim kötülüktür Allah'ım? Artık ben bunları Allah'a havale ediyorum oğlum. Allah'ım bildiği gibi yapsın gari. Ben başka ne diyeyim? Esirgesin. O daha kötü. Ben korkuyorum ha. Bu da geçecek Kalafat amca. Ben alışacağız. Allah büyük göre değil mi? Amenna ve saddakna. Uzman jandarma Kanat. Merhaba uzman. Ya başın sağ olsun ya. Bakır. Ha ben Bakır. Sen miydin lan? Haşa ben de gülüm. Ne istiyorsun? Uzman, ben sana bir adres vereceğim. Eminim sen de o adresi arıyorsundur. Konuş. Yok biz telefonda böyle açık saçık konuşamıyoruz. Ya İstersen sen buraya gel, kapalı konuşalım. Zeyfe, Berat'tan kurtulmanın vaktidir oğlum. İki şişe çarpışacak, iki şişeden biri kırılacak. Ama biz şerefe diyeceğiz. Of! Ziyan almış mı başçavuşu? Almış Esteğmen Hanım. Resmi gitmiş de zaten. Ekmek arabasıyla mı gitmiş? Ekmek arabasıyla. İşin kötüsü geç fark ettik Esteğmen Hanım ya. Şimdi çoktan ilçeyi tutmuştur oğlum. Başçavuşum, sen şu Halis'i ara. Ben de komutana bilgi vereyim. Tamam Esteğmen. İbrahim, biz niye olanın yanında kalmadık? Ya kalamazsın dediler ya. Niye kalamıyormuşuz? Ya orası resmi yer, hudut karakolu. Öyle yatıya gider gibi olur mu öyle şey? Ya olsun Vahsın. Ben hiç sesim çıkarmazdım. Başında beklerdim Osman'ı sabaha kadar. Benim kime zararım var? Ya o işler öyle olmuyor işte. İbrahim. Ha? Osman niye yanımıza gelmiyor ha? Niye böyle yapıyor bu çocuk? Dağ demiyor, taş demiyor, vazife vadiye. Koştura koştura gideyim. Bir bilebilsem Fatma. Bir bilebilsem. Of.
geldim. Hoş geldin. İçeride konuşalım. Bir şeyler içersen. Bakır, ne anlatacaksan anlat. Maymunluk etme, senin kafanı kopartırım. Gerginsin tabii. Anlayışla karşılıyorum. Sen şimdi nişanlının ölümüne neden olan kişiyi arıyorsun, öyle de gel. Anlat lan. Berat. Berat? Ya bir baksana şuna ya. Muzaffer Alçak'ın adamları. Muzaffer Berat'ın ortağı. Hani Mürsel Ağa'yı Öksü'ye düşürmek için para veren şerefsiz. Tefeci. Yani Berat. Telefon sende kalabilir. Sıkıntı yok. Osman, ne yapıyorsun abi? Osman, abicim ne yapıyorsun? Osman! Halis, ben üniformayla adam öldüremem. Ne adam öldürmesi? Ne diyorsun abi sen? Osman, abicim bak, komutana haber vermemiz lazım. Halis! O telefonu cebine sok, yoksa seni vururum. Beklemiyordum beyler. İzle. Nedir bu? İzle lan! Neden yaptın Berat? Neden bahsettiğini anlamıyorum Osman. Osman hadi abi. Neden? Neden yaptın lan? Çünkü ben de sevdim. Onu ben de sevdim. Eğer sen olmasaydın, belki her şey çok daha farklı olabilirdi Osman. Onu sana yar etmeyeceğimi bilmeliydin. Ben onu sana yar edemezdim. Defolun gidin buradan. O şarjördeki bütün kurşunları bana boşaltsan da beni durduramazsın Berat. Osman, hadi abi. Sen de bırak lan o silahı.
komutana haber ver. Hadi. Tugay telefonda komutanım. Allah'ım sen Osman'ımı mı gayet? Yüzüne bak gari. Yüzüne bak.